Merhaba, Çapıl TV'nin Haydi Atistler Bunu da Açıklayın programının 6.sıyla karşınızdayız. Geçen programda Büyük Patlama Kuramı'nı incelemiştik. İncelemeye başlamıştık. Bu programda bu kuramı incelemeye devam edeceğiz. Akılda kalmış sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi evren önceden daha farklıydı ve gelecekte daha farklı olacak. Sürekli bir değişim içerisinde. Tüm bu sorulara bu Büyük Patlama Kuramı ile cevap vermeye çalışacağız. Bildiğimiz gibi biyolojik varlıklar sürekli bir evrim içerisinde. Ancak tüm bu biyolojik varlıkların yapı taşları bildiğimiz gibi madde ve madde de sürekli bir değişim içerisinde. Öyle değil mi Kerem Bey? Evet, tabii. Canlı evrime geçmeden önce maddenin evrimini iyice incelememiz lazım ki canlı evrimdeki olayları daha iyi anlayabilelim. Evet. Örneğin simetrik kırılımı, faz değişimi, maddenin kendiliğinden dönüşümü, bu kendiliğindenlik olayı ve rastgelelik olayı çok önemli. Evet. Bu kavramlar iyi anlaşılmıyor. Özellikle Türkiye'de kendiliğinden bir şey olmaz. İşte rastgele bir şey olmaz, hiçbir şey tesadüfi olmaz gibi takıntılar var. Aslında işin püf noktası orası. Evrenin tarihine baktığımız zaman her şey rastgele oluyor ve kendiliğinden oluyor. Ama tabii ki fizik yasaları da var. Yani ortada bir rastgelliğin ve zorunluluğun birlikteliği var. Evet. Şimdi bunu daha detaylı görmeye çalışalım. Ekranda evrenin kısa tarihinin özetini görüyoruz. Bunu geçen hafta da göstermiştik ama buradaki detaylara girelim bu hafta. İçinde yaşadığımız evren 13,7 milyar yıl yaşında ve bu sürekli bir evrim içinde. Tabii buradaki evrim canlının evrimi gibi doğal seçilim yoluyla değil. Gerçi bazı yazarlar doğal seçilimi de buraya sokmaya çalışıyorlar ama bu farklı bir evrim. Biraz işler daha kendiliğinden oluyor ve simetrik kırılmasıyla oluyor. Onu detaylandırmaya çalışalım. Şimdi burada gördüğünüz işte büyük patlamadan sonra hemen çok kısa bir süre sonra saniyenin milyar kere milyar kere milyar anında bir enflasyonist genişleme oluyor. Onu daha detaylarıyla göreceğiz. Ve evren ilk zamanlarda çok sıcak. Bu aklımızın alamayacağı kadar sıcak. Yani rakamla ifade edemiyoruz. Evet. Çıkarsın. Yani milyar, trilyon dereceler değil. 10 üzeri 32 derece. Dolayısıyla evren ilk başta çok sıcak ve gittikçe soğuyor. Şekilde de gördüğünüz gibi bu kırmızıdan maviye doğru gidiş işte soğumayı gösteriyor ve şu anda işte 3 derece, yani 3 derece derken Kelvin derecesi tabii, eksi bizim santigrat Evet, derecesi olarak 273 farkla. eksi 270 derecede şu anda Hı. evren, çok soğuk. İlk başta böyle değildi. Şimdi tabii bu geçen hafta da biraz anlattık, bu büyük patlama kuramı birden ortaya çıkmadı. İlk başta Einstein 1915'te genel görelilik denklemlerini yazdığı sırada ta Newton'dan beri gelen bir problemle karşı karşıya kalmıştı aslında. Yani normalde kütle çekim yüzünden her şey birbirine düşüyor. Yani örneğin Ay bize niye düşmüyor? Aslında Ay'ın bir hızı olmasa düşecek. Elma gibi Evet. dünyaya düşecek. Tabii Ay'ın ilk hızı olduğu için dünyaya düşmüyor. Ama bütün uzayı düşünürsek uzaydaki maddelerin birbirine düşmesi lazım. Yani orta bir noktada toplanması lazım. Şimdi Einstein'ın denklemleri de bunu veriyordu. Ve Einstein bu sorunu çözmek için denklemine fazladan bir kozmolojik sabit dediğimiz bir sabit koydu. Çünkü o zamanlar Einstein zamanında evrenin genişlediği bilinmiyordu. Evet. Einstein evreni statik bir hale getirmek için ve Einstein sonsuz zannediyordu evreni ve statik zannediyordu. Onu yapmak için denklemlerine fazladan bir sabit koydu ki sonradan bundan çok pişman oldu. Hayatımın en büyük hatası filan dedi. Ama Einstein'dan kısa süre sonra 1929'da işte geçen hafta gördüğümüz gibi anlaşıldı ki galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Galaksiler birbirinden uzaklaşıyorsa demek ki evrenin bir başlangıcı vardı. Ve bu evrenin başlangıcı işte
1960'larda Wilson ve Penzias'ın kozmik ardalan ışımasını saptamasıyla da ispatlanmış oldu. Şimdi kısa bir tarihini görürsek, evren ilk başta çok 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 küçüktü. Çok küçük bir noktadan genişlemeye başladı. Küçük ve sıcak bir noktadan. Aslında ortada bir patlama falan yok. Tabii bu ilk sıcak evrende bütün kuvvetler bir aradaydı. Şimdi kuvvet derken onu da biraz daha açacağız programda. Evrende dört temel kuvvet var. Kütle çekim kuvveti mesela, biz işte sandalyelerimize oturtan kuvvet. Elmayı bıraktığımız zaman kütle çekim kuvveti yüzünden düşüyor. Öte yandan elektromanyetik kuvvet var ki işte bu elektromanyetik alanlardan sorumlu. Yani işte televizyondan bütün elektrik cihazlarına kadar, şu kameralara kadar her şey bu elektromanyetik kuvvet sayesinde çalışıyor. Bizim vücudumuzdaki kaslar da öyle. Öte yandan atomun içine doğru gittiğimiz zaman, mesela atomdan örneğin bir nötronun protona bozulmasından sorumlu olan kuvvet, zayıf kuvvet, zayıf nükleer kuvvet. Bir de çekirdeğin içinde proton ve nötronları bir araya tutan, kuarkları bir araya tutan yayın kuvvet var. İngilizcesi strong force. Şimdi evrende dört tane temel kuvvet var. Evet. Ama bu kuvvetler şu anda ayrı ayrı gözüküyor. Yani bize tıpkı şey gibi, elektrik ve manyetizma ayrı ayrı gözükür aslında. Ama aynı kuvvettir. Aynı elektromanyetik kuvvet, kuvvettir. Evrenin ilk başlangıcında bütün bu kuvvetler bir aradaydı. Evren soğudukça bu kuvvetler ayrışmaya başladı. Ve birazdan daha detaylı göreceğiz aslında. Evrenin ilk başlangıcında bir enflasyonist genişleme oldu. Yani evren ışık hızından da daha hızlı genişledi. Bunu da Alan Guth ortaya attı. Ve daha sonra yine kozmik ardalan ışınındaki hassas ölçümlerle, bu Alan Guth'un teorisi de özellikle WMAP uydusuyla alınan ölçümlerle, enflasyon kuramı da kesinlik kazandı. Soğudukça evren, örneğin 3 dakika geçtikten sonra ilk çekirdekler oluşabilmişti. Evren 1 milyar derece sıcaklığındaydı. İlk atom altı çekirdek oluşabildi. Ancak atomlar oluşamadı. Çünkü atomların oluşması için bu bir şey daha unuttuk. Aslında madde, ilk evrenin ilk başlangıcında enerji, radyasyon hakimdi ve radyasyon maddeye dönüşürken karşı parçacık ve karşı parçacık çiftleri eşit oranda ortaya çıktı. Evet. Yani radyasyon, örneğin elektromanyetik radyasyondan örnek verirsek, diyelim ki foton, gördüğümüz ışık elektromanyetik radyasyondur. Bu ışık sürekli elektron pozitron çiftlerine bozulur. Yani bozulma kavramı tabii günlük hayatta alışkın olmadığımız bir kavram. Bu işte bir şeftalinin bozulması falan gibi değil. Bu bir nesnenin başka bir nesneye dönüşmesi. Bunu günlük hayatta görmüyoruz tabii ama atom boyutunda çok sık görüyoruz. Evet. Yani örneğin bir televizyon bir buzdolabına dönüşmez. İşte bir otobüs bir arabaya dönüşmez. Ama atom altı düzeyde, örneğin atomun çekirdeğindeki nötron protona dönüşür ve peşinden bir de elektron çıkartır, bir de nötrino çıkartır. Yani bu şuna benziyor. Bir otobüs bir arabaya dönüşüyor. Yanında bir bisiklet, bir de kaykay geliyor. Evet, buna bozulma diyoruz. İngilizcesi decay. Evet, bu atom boyutunda sürekli olan bir olay. Evet. Şimdi foton da elektron ve pozitron çiftine bozulur. Elektronun karşı parçacığı pozitron. Karşı parçacık aslında gizemli bir şey değil. Aynı elektron özelliklerine sahip. Fakat yükü zıt diyelim. Elektronun yüküne eksi diyorsak, ki o da ta Benjamin Franklin'den gelen bir uzlaşma. Pozitronun yüküne artı diyoruz. Yani zıt yüklüler. Dolayısıyla radyasyon sürekli karşı parçacıkları bozulmuyor. Ama evrenin ilk başlangıcında, ki şimdi ileride göreceğiz, CERN deneylerinde bunlar araştırılıyor, bir simetri kırılması yaşanıyor ve kuarklar çok az farklılaşıyor sayı olarak. Evet. Ve bu aslında bu maddeyi üretebiliyor. Yani madde dediğimiz işte proton aslında
madde tabii parçacıklardan meydana gelmiştir ama madde dediğimiz zaman daha çok atom anlıyoruz. Ama atom da başka parçacıklardan meydana geliyor tabii, madde parçacıklarından. Mesela atomun çekirdeğinde proton var, nötron var, etrafında var. Da elektron var. Pozitronlardan şimdi, bahsettik, onlar da hepsi... Pozitronlar karşı parçacık ama mesela karşı atom kendiliğinden oluşmuyor. Çünkü laboratuvar koşullarında CERN'de karşı atom oluşturulabildi. Yani evet. Anti hidrojen atomu. Evet. Merkezde anti proton var, etrafında da pozitron var. Bunu evet. Çok kısa bir sürede bir arada tutabiliyorsunuz. Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar evet. kitabındaki evet. gibi ama orada tabii çok yanlış anlatıyor. Öyle uzun süre tutamıyorsunuz. Çok kısa sürede ve hemen bozunuyorlar. Bozunuyor. Radyasyona hı-hı. bozunuyor. Şimdi benzer şekilde de ilk 3 dakika sonra çekirdekler oluşmaya başladıktan sonra evren çok sıcak olduğu için bunlar atom oluşturacak kadar soğumamıştı evren. Ve fotonlar diğer parçacıklar tarafından tabii soğuruluyordu. İşte 380 bin yıl sonra ilk atomlar oluşabilince böylece fotonlarda yani radyasyon kaçabildi. Evrendeki radyasyon hakimiyeti sona erdi ve böylece işte kozmik ardalan ışınlanmasıyla saptadığımız o fotonlar yani büyük patlamadan 380 bin yıl sonra uzaya yayılan büyük patlamanın ışığı diyebileceğimiz fotonlar. Yani büyük patlama oldu ancak 380 bin yıl sonra atomlar oluştu. Atomlar ve demek. Yani gördüğünüz gibi evren sürekli bir evrim içinde. Evet. Ondan sonra yine aradan uzun bir yıl geçtikten sonra örneğin aşağı yukarı 1 milyar yıl sonra yıldızlar oluşabildi. İlk hidrojen atomlarından. Yıldızlarda da daha ağır elementlerin nasıl oluştuğunu Fred Hoyle açıkladı. Bunu geçen haftada birazcık görmüştük. Ve daha sonra yaklaşık 9 milyar yıl sonra da bizim güneş sistemimiz oluştu. Şimdi burada hemen şeyi belirtelim. Geçen gazetede bir haber çıktı. Güneş tersine dönecek falan diye. Tabii mümkün değil güneşin tersine dönmesi. Çünkü güneş ve gezegenler niye hep aynı yönde dönüyorlar? Çünkü yani güneşin etrafında aynı yönde dönüyoruz evet. ve bir aynı düzlemde dönüyor bütün gezegenler. Bütün bunlar açısal momentumun korunumu yüzünden. Çünkü güneş sisteminin oluşmasından önce, güneş aşağı yukarı 5 milyar yıl yaşında, daha önce büyük bir süpernova patlaması oldu. Oradaki o süpernova patlaması da tabii bir hareket halindeydi, dönme halindeydi. Dolayısıyla güneş oluşurken sürekli bir dönme olayı görüyoruz. Ve açısal momentum korunumu yüzünden de bu böyle dönüyor. Dolayısıyla tersine dönmesi de, mümkün evet. değil. Tabii oradaki haberde güneşin manyetik kutupları tersine dönüyordu. Onu yanlış anlamışlar. Evet. Neyse böylece gezegenler oluşmaya başladı güneşin etrafında. O uzaya dağılan parçacıklardan. Tabii dünyamız ilk oluştuğunda çok sıcaktı. Daha sonra yavaş yavaş soğumaya başlayınca işte dünyanın üstünde sular açığa çıkabildi. Sular atmosfere yükseldi. İşte yağmurlar oluştu. Ondan sonra daha derinlerde bunu daha ileriki programda göreceğiz. İlk canlılar ortaya çıktı. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce bu madde işte kendi kendine bu kendiliğinden meselesi de insanların çok kafasını karıştırıyor. Kendiliğinden nasıl bir şey olabilir? Tabii ortada fizik yasaları var ama kimya yasaları var. Madde kendiliğinden canlılık yaratabilir. Onları da inceleyeceğiz gelecek programda ama önce maddenin evrimini tam olarak bitirelim. Sonuçta evrenimiz 13.7 milyar yıl yaşında ama evrenin bütün çapı yaklaşık yani bütün bir ucundan bir ucuna 156 milyar ışık yılında. Evet. Peki bu aradaki fark evet. neden oluşuyor? Yani normalde hiçbir şey ışık hızını geçemez evet. bildiğimiz kadarıyla. Ancak dünya, evren 156 milyar yıl ışık şimdi, genişliğinde diyoruz. Evren 13.7 milyar yıl. Aslında şöyle dememiz lazım. Görünen evren, gördüğümüz evren, evrendeki en uzak parça yıldızın ışığı bize işte 13.7 milyar yılda geliyor. Tabii aslında 400-380 bin yılı da çıkarmamız lazım. Görünen evren 13.7 milyar
yıl evet. uzunluğunda. Ama esas evren 156 milyar yıl. Yani evrenin büyüklüğü 156 milyar yıl. Işığın bir ucundan bir ucuna gidebilmesi için. Evet. Evet. Peki tüm bu süreler nasıl hesaplanıyor? Yani hani bozulmalar vesaire, radyoaktivite testleri, karbon testleri vesaire. Tabii onlarla hesaplanıyor. Tabii. Sonra evrenin mesela yaşı galaksilerin birbirinden uzaklaşmasıyla hesaplanıyor. Evet. Yani galaksiler birbirinden hangi hızla hesaplanıyor, hangi hızla uzaklaşıyor o hesaplanıyor. Bunu da işte bir takım spektral ölçümlerle yapıyoruz. Yani geçen programda birazcık göstermiştim. Kırmızıya kayıyor galaksilerin. Aynı işte Doppler etkisi. Hani bir ambulansın bize gelirken ki frekansıyla bizden uzaklaşırken ki frekansı farklı oluyor. Mesela gözümüzü kapattığımız zaman ambulans bize doğru geliyor mu, uzaklaşıyor mu anlarız. Evet. Çünkü ya, bize doğru gelirken daha hızlı yani daha sık siren sesi daha evet. sık olur. Bizden uzaklaşırken seyrekleşir. Arkada kalır. Onun evet. gibi ışık da öyle. Bizden uzaklaşan galaksilerin ki kırmızıya doğru kayıyor spektral çizgileri ve hassas ölçümlerle tabi Hubble ilk bunu ortaya attığında birkaç milyar yıl olarak saptadı evrenin yaşını ama o yanlış ölçümlerdi. Şimdi çok daha hassas bir şekilde ölçüyoruz ve şey yapıyoruz. Daha kesin rakam yani 13.7 milyar yıl aşağı yukarı çok kesin. Bu. Evet. Şimdi tabi bütün bunlar nasıl oluyor? Yani neden evrimleşiyor? Neden madde başka şeye dönüşüyor filan? Aslında bu simetri ve simetri kırılımı ile ilgili bir şey. Bunu faz dönüşümleri gibi de düşünebiliriz. Örneğin gaz halinden katı hale geçiş. Mesela basıncı arttırırsak gazdan katıya geçiş. Sıcaklığı arttırırsak işte katıdan sıvıya geçiş gibi olayları bilirsiniz. Bunlar faz dönüşümlerdir. Evet. Şimdi maddenin dönüşmesi de biraz ona benziyor. Yani evrenin ilk başlangıcında meydana gelen faz değişikliğiyle gerçekleşen simetri kırılımı burada kuvvetleri birbirinden ayırıyor. Uzay zamanla kütle ayrışıyor. Açığa çıkan enerji parçacıkların meydana gelmesine sebep oluyor. Şimdi normalde bir foton dediğim gibi sürekli bir oluşum halinde. Yani fotondan sürekli elektron pozitron çiftleri çıkıyor. Ama bu simetri korunduğu sürece hiçbir zaman parçacık oluşmaz. Bunlar sürekli oluşur gider. Yani zaten bu iş oluyor sürekli. Evet. Birazdan onları da göreceğiz. Boş uzay diye bir şey yok. Sürekli bu oluşum ve bozunum sürekli oluyor. Ama bir faz dönüşümü olmadan, simetri kırılmadan parçacık oluşmaz. Yani simetrik bir evrende hiçbir şey oluşmaz. Yani maddenin ortaya çıkışı kırılmış bir simetrinin sonucu. İşte bu örneğin şeffaf evren meselesi de öyle. Yani başlangıçtan 350 bin yıl sonra ilk hidrojen atomları oluştuktan sonra buradan ortaya çıkan o sıralarda evren iyice soğumuştu. Yani günümüzdeki sıcaklığın 1000 katıydı yine de ama soğumuştu. İşte az önce gösterdiğim basınç sıcaklık değişimlerinden nasıl faz değişimi oluyorsa burada da öyle bir şey var. Evren soğudukça faz değişimi oluyor ve böylece atomlar oluşuyor mesela ve fotonlar da kaçabiliyorlar. Ve biz onu kozmik ardalın ışınlama olarak evrenin her tarafından aynı derecede saptıyoruz. Tüm bunlar evrenin başında çok daha yoğun bir şekilde yaşanıyordu. Evet. Şu anda peki? Şu anda biraz daha yavaş daha yaşanıyor. Daha yavaş, evet. Şimdi evrenin ilk başı aslında her şey ilk 3 dakikada biraz oluyor. Ama bu ilk 3 dakikanın da ilk zamanları çok önemli. Şimdi çok çok sıfır zamandan çok çok kısa bir süre sonra bunu 10^-43 saniye ile ifade ediyoruz ki bu şu anda kafamızda canlandıramayacağımız bir sayı. Yani saniyenin milyar kere de biri. Sıcaklık işte çok sıcak. O sırada bütün kuvvetler bir arada. Ve ama evren hızla soğuyor ve burada bir simetri kırılımı oluyor ve tam bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. İşte bunu araştırıyoruz. Gravitasyon yani kütle çekim bu üç kuvvetten ayrılıyor.
Ondan sonra yine çok kısa bir süre sonra 10 üzeri eksi 35. saniyede yayın kuvvet dediğimiz o kuarkları hani atom çekirdeğinden bir aralıktan kuvvet bir ayrılıyor. Ve o sırada enflasyonist bir genişleme oluyor. Evren ışık hızından daha hızlı bir şekilde genişliyor. O yüzden zaten bütün evrenden aynı sıcaklığı ölçebiliyoruz. Yani evrenin her yeri 3 derece. 3 Kelvin. O yüzden enflasyonist bir genişleme olduğu için. O zaman ışık hızını yani sürekli mesela ışık hızını geçemeyiz gibi bir şey söylüyor. Şu anki evrende öyle ama evren de değişiyor. Yani bir zamanlar ışık hızını geçiyordu evrenin kendisi. İşte her şey evrimleşiyor. Değişmeyen tek şey değişim. Ondan sonra 10 üzeri eksi 35 saniyelerde ortada bir tek elektromanyetik ve zayıf kuvvet kalmıştı ki bunu bir kuramda birleştirebildik. Yani 1970'lerde Weinberg, Abdüssalam ve Glashow elektrovik teoriyle bunu birleştirdi ve CERN'de de 1982'de bu teori ispatlandı. Yani ona da birazdan geleceğiz. Yani W ve Z bozonları keşfedilerek aslında şu aşamanın nasıl olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. En son Higgs parçacığında bulduğumuz için. Yani evrenin 10 üzeri eksi 12 saniyelerinde neler olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. O sırada işte kuarklar ortaya çıktı. 6 çeşit kuark var. Ama daha ağır kuarklar hep hafif kuarklara bozunuyor. Ve protonun içinde mesela yukarı ve aşağı kuark var. Diğer 4 kuark bozunarak bu yukarı ve aşağı kuarklara dönüşüyorlar. Öte yandan leptonlar ortaya çıktı. Mesela elektron, atomun çevresindeki elektron bir lepton. Ama başka leptonlar da var. Ama onlar daha ağır leptonlar. Miyon ve tau leptonları var. Bu ağır parçacıklar hafif parçacıklara bozunuyorlar. İşte bu yine bozunma kavramına geldik. Bu bozunma kavramı çok ilginç. İşte günlük hayatta büyük makro evrende görmediğimiz bir şey. Ama mikro evrende sürekli olan bir şey. Sürekli parçacıklar birbirine bozunur. Yani ağır parçacıklar küçük parçacıklara bozunurlar. Hafif parçacıklara. Bunlar yani hani biz göremesek de atom altı parçacık seviyesinde sürekli geliş oluyor. Şu anda da sürekli oluyor aslında. Yani şu kalemden de bir şeyler bozunuyor gidiyor ama bunlar bundan bu kalemden bozulan parçacıklar bana zarar vermiyor. Evet. Çünkü az sayıda falan. Ama mesela uranyum tutsaydım elimde, uranyumda 92 tane proton var. O çok daha fazla sayıda bozunuyor ve kanser olurdum. Aslında vücudumuz sürekli bir bombardıman altında, parçacık bombardıman altındayız ama bunu fark etmiyoruz. Şimdi peki bu kuvvet parçacıkları gördük ama parçacıklar nasıl bir arada oluyor? Yani bu burada biraz alan kavramına girmemiz lazım. Yani şimdi dünyanın manyetik alanını düşünün. Evet. Dünyanın manyetik alanı dünyanın merkezindeki işte eriyik demirin hareketinden oluşuyor. Hani bir plazma, bir dinamo gibi. Dünyanın her tarafında alanlar, yani manyetik alan var. Yani her noktada bir manyetik alan kuvveti var. Şimdi ama kuantum düzeyine indiğimiz zaman bu alanlar da kesikli. Çünkü ilk programlardan hatırlarsak kuantumda her şey kesikli kesikli. Enerji de kesikli, bu alanlar da kesikli. Şimdi bütün bu dört kuvvetten bahsettik ya, bu dört kuvvet aslında etkileşim kuvvetleri. Yani kuvvetle alan kavramı fizikte eş anlamlı kullanılır. Yani bir yerde bir elektromanyetik alan varsa elektromanyetik kuvvet vardır. Ve bu kuvvetler de gerçektir. Yani sadece sayılar değil, fiziksel bir gerçekliği vardır ve uzayda uzayı işgal ederler aslında bir anlamda. Bir enerjiye sahiptirler. O anlamda bir boşluk yok, boş uzay yok. Bu alandan bu alanlar uzayda sürekli başka parçacıklar yaratırlar. Bir anlamda uzayda bir koşul yaratırlar. Ve uzayı değiştirirler. Evet. Yani aslında hani boş bir yerde, boş bir yere konmuş bir nesne gibi değil. Uzayın kendisi de böyle. Aslında yani uzaya baktığımızda örneğin çeşitli işte dünya var, çeşitli gezegenler var. Ancak arada boşluklardan, kaba tabirle boşluklardan bahsediyoruz. Evet. Ancak boşluk diye bir şey yok. Evet, aslında İçerisi yok tabii. Sürekli bu maddelerle dolu. Tabii. Şimdi aslında atom da ilk bakışta boş gibi gözüküyor. Çekirdek o kadar küçük ki örneğin çekirdek bir santimetre olsa elektron, en yakın elektron bir kilometre ötede olur. Evet.
Ancak bu demek değildir ki atomun içinde boşluk var. Şimdi etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz bütün nesnelerin içinde atomlar var. Atomların içine girelim. Atomların içine girdikçe dediğim gibi çekirdekle elektron arasında büyük bir mesafe varmış gibi gözüküyor. Bu mesafeyi diyelim ortadan kaldıralım. Örneğin bir tane binanın bütün boşluğunu alsak teorik olarak çok küçük bir pirinç tanesi kadar bir hacme sığar. Ya da bütün insanların içindeki atomların içindeki bütün boşluğunu alsak işte bir kesme küp şekere sığar. Ama tabii ki böyle boşluğu elden yani bize boşluk gibi gelen şey orada aslında boşluk değil. Orada sürekli bir parçacık karşı parçacık çiftleri yaratılıyor. Yani dünyayı düşündüğümüzde örneğin hani etrafımızda gaz var. Yani bunların görmesek de gaz olduğunu biliyoruz ve atomlardan oluşuyor. Ancak uzaya gidince sonuçta yer çekimi ortadan kalktığı için bir boşluk oluşuyor gibi düşünüyor. Ancak bu bildiğimiz bir boşluk değil. Evet, o anlamda boşluk değil. Evet. Sürekli orada yani bu çünkü bu örneğin diyelim bir elektron protonun elektron eksi yüklü, proton artı yüklü. Aralarında bir elektromanyetik etkileşim var diyoruz. Peki elektron bunu nasıl hissediyor? Mesela neden nötronla bir elektromanyetik etkileşim yok? Protonla var. Çünkü elektronun elektrik yükü etrafında alanlar oluşturuyor. Yani uzayı da bozuyor. Ve aslında elektronla proton arasında sürekli böyle sanal parçacıklar ortaya çıkıyor. Bu sanal parçacıklar çok kısa ömürlü. Onları göremiyoruz. Ancak laboratuvarlarda ölçüyoruz, test ediyoruz. Ama sürekli bir yaratılış ve yok oluş var. Sürekli yaratılış yok oluş var. Yani elektron protonu öyle görebiliyor. Bu tabii şeyin kafasını çok kurcalamıştı. İlk kuvvet kavramını Newton ortaya attığında uzaktan etkileşim kavramı. Bu çok insanın sağduyusuna da aykırı geliyor. Tabii Newton'un kuvvet kavramı böyle değil ama yine de Newton iki nesnenin birbirini çektiğini ilk defa keşfettiği zaman ve bunu formüle ettiği zaman kuvvetin neden meydana geldiğini açıklayamamıştı. Yani iki nesne birbirini anında çekiyor. Tabii Newton zamanında hani Einstein denklemleri yoktu tabii ki durum çok farklıydı. Ama iki nesnenin birbirini uzaktan etkileyen bir kuvvetle çektiğini ortaya atmıştı ve bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum demişti. Ondan sonra Coulomb yine Newton'un bu elektrik kütle çekim kuvvetinden yararlanarak elektriğin de böyle olduğunu açıklamıştı. Artı ve eksi yükler birbirini çeker bir kuvvet. Ama nasıl bir kuvvet? Çok gizemli geliyordu o zamanlar. Ama şimdi kuantum alan teorileriyle biliyoruz ki aslında ortada sürekli bir şeyler yaratılıp yok oluyor. Çekim, Yani iki şey arasında. O yüzden de ışıktan hızlı gidemez zaten şeyler. Bu kuvvet anında etkileyen bir kuvvet değil. Newton'un zannettiği gibi iki şey birbirini anında etkilemiyor. Ancak ışık hızında etkileyebilir. Yani örneğin güneşten bize ışığın gelmesi 8,3 dakika sürüyor. Örneğin. Yani anında etkileyemez güneş bizi falan. Aynı şekilde parçacıklar da öyle birbirini anında etkileyemez. Ama etkilerken işte uzayın o arada bütün uzayın yapısı bozuluyor. Yani bir elektronla proton arasında aslında sürekli bir şeyler yaratılıp yok oluyor, yaratılıp yok oluyor. Öyle etkiliyor. Yani elektronla protonun elektromanyetik etkileşimi o sonuçta şekilde. mesela güneş ışığı bir yere çarpıyor. Oradan çıkan başka atom altı parçacıklar da olabilir belki. Onlar da başka alanları etkiliyor. Yani böyle sürekli bir etkileşim içerisinde. Evet. Şimdi evrenin evriminin farklı aşamalarından söz etmiştik. Evren geliştikçe hem madde hem ışınım yoğunlukları azalıyor. Işınım yoğunluğu daha hızlı değişiyor. Bu nedenle geçmişteki ışınım yoğunluğu madde yoğunluğuna göre çok daha fazlaydı. Şimdi bu grafiğe bakarsak alttaki zaman çizgisi 10 üzeri 9 milyar ya 10 üzeri 9 yıl yani milyar yıldan geriye doğru gidersek şu anda evrenin ışınım yoğunluğuyla madde yoğunluğunun bir ilişkisi var. Ama geriye doğru gittiğimiz zaman evrenin madde yoğunluğu gördüğünüz gibi ışınım yoğunluğuna göre farklı değişiyor. Yani en baştan bakalım ışınım evresi bu
Yani 380 bin yıldan önceki dönem sıfırla 380 bin yıl arası. Burada ışınım daha hakim. Işınım dediğimiz radyasyon aslında. Yani evet, diyelim foton, diyelim ışık. Evet. Var. Evet. Şu anda gördüğümüz gözümüze çarpan ışık, buna ışınım diyoruz, radyasyon. O daha yoğundu. Gördüğünüz gibi şey azaldıkça, ışınım yoğunluğu azaldıkça madde yoğunluğu da azalıyor ama bir noktada kesişiyorlar işte. O noktada ilk kozmik ardalan ışınımı ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra madde yoğunluğu daha üstte. Şu anda madde yoğunluğu daha fazla evrende, ışınım yoğunluğu daha az. Yani sürekli bir evren değişim içinde, bir evrim içinde. Ama tabii bu evrimin kuralları canlı evrimdeki gibi değil. O farklı. Biraz daha kendiliğinden. Evet. Ama yine de evren bir değişim içinde. Şimdi bunu dediğimiz gibi kozmik ardalan ışınımıyla saptadık. İlk defa Penzias'lar bunu bulmuştu ama daha sonra birçok uydu verileriyle bu kozmik ardalanı saptadık. Ve buradaki aslında şu gördüğünüz şekil çok düz bir şekil. Yani bir takım hani sarı çizgiler var, yani sarı mavi noktalar, kırmızı evet, mavi noktalar var. Bunlar 10.000'de bir farklılıklar. Yani derece 10.000'de bir derece farklılıkları. Yoksa aslında her taraftan aynı ışınım geliyor. Ancak tabii ki evrende her şey düz değil. Büyük ölçekte düz. Yani bütün evrene baktığımız zaman çok uniform bütün evren. Ama güneş sistemine baktığımız zaman uniform değil. Güneş var, dünya var falan. Yani öbekleşmeler de var evrende. İşte galaksiler, bunlar öbekleşmeler. Evet. İşte bunun kozmik ardalan ışınımı bunu da saptıyor. Bu değişik farklılıklar, kozmik ardalan ışınımındaki bu kırmızı, sarı, mavi noktalar aslında öbekleşmeleri de gösteriyor. Burada hiçbir şey bulamasaydık o zaman yanlış bir teori olacaktı. Yani öbekleşme de olmayacaktı. Yani kozmik ardalan ışınımı hem enflasyonu, hem büyük patlamayı, hem de evrendeki bu öbekleşmeyi de açıklıyor. Ha, buna rağmen bir sürü şey biliyoruz ama bilmediğimiz de bir sürü şey var. Örneğin evrenin bizim oluşturan işte insanları, dünyayı, güneş sistemini, içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisini, Samanyolu galaksisinde 100 milyar başka güneşler var. Evet. Samanyolu gibi 100 milyar hatta 200 milyar başka galaksiler var. Bütün bunları topladığımız zaman evrenin enerjisinin yüzde birkaçı, hatta %0.5'i aşağı yukarı, yani %1'i bile diyebiliriz. Bilmediğimiz bir kara madde var, bir de kara enerji var. Bunları biraz açıklayalım. Şimdi 1998'de önemli bir keşif daha yapıldı. Evren genişliyor ama hızlanarak gelişliyor. Bu çok önemli bir keşifti. İşte bu evreni hızlandırarak genişleten enerjiye şu anda tam bilmediğimiz için kara enerji diyoruz. Bu konuda da biraz konuşacağız ileride. Öte yandan bir de kara madde var. O daha önceden biliniyordu. Şöyle ki galaksiler tahmin ettiğimizden çok daha hızlı dönüyor. Tahmin ettiğimizden dediğim yani fizik kuramlarına göre. Ta Kepler zamanından beri biliyoruz ki Newton da zaten bunu kendi denklemleriyle gösterdi. Merkezden uzaklaştıkça cisimler daha yavaş döner. Yani Jüpiter bize göre daha yavaş dönüyor Güneş'in etrafında. Şimdi aynı şekilde biz Samanyolu'nun bir ucundayız. Samanyolu'nda dediğim gibi yüz milyarlarca yıldız var. Merkezden uzaklaştıkça bunların daha yavaş dönmesi lazım. Fakat yapılan ölçümler gösteriyor ki daha yavaş dönmüyorlar. Şu grafikte gördüğümüz gibi bu x ekseni merkezden uzaklık, y ekseni de hız. Gözlenen hız çok daha fazla beklenen hızdı. Demek ki bir şey döndürüyor. Galaksileri daha hızlı döndürüyor bir şey. Evet. Şimdi ne olduğunu bilmediğimiz için buna kara madde, karanlık madde diyoruz. Ama niye madde diyoruz? Çünkü burada bir kütle çekim söz konusu. Yani yıldızları bir kütle çekim döndürüyor. Yani
O yüzden buna kara madde diyoruz. Bunun CERN'deki CERN deneylerinde cevap aranan bazı sorular buna bir çözüm bulabilir. Örneğin süpersimetrik parçacıklar keşfedilirse bu kara maddeye bir cevap olacak. Evet. Ama henüz keşfedilmedi. Şeyden bahsetmiştik. Evrenin hızlı genişlemesinden. Şimdi normalde bir cisime attığımız zaman elmayı mesela tekrar geri düşer. Yani kütleler birbirine doğru geri çekiliyorlar. Ama uzayda genişliyor. Yani daha doğrusu galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Şimdi normalde birbirine düşmesi lazım. İşte bir şey bunları hızlandırıyor. Yani daha doğrusu hızlanarak genişliyor evren. İşte buna ne neden olabilir diye fizikçiler uzun uzun araştırmalarda bulundular. Ama bu programda süremiz dolabilir. Bunu gelecek programda inceleyelim. Gelecek programda bu kozmolojik sabiti ve CERN deneylerini inceleyelim. Evet. Peki bu konuda önerdiğiniz kitaplar var mı? Yani izleyicinin aklında kalmış sorular olabilir. Daha detaylı kitapları okuyup incelemek isteyebilir. Ne gibi kitaplar öneriyorsunuz? Evet, mesela Büyük Patlamanın Işığı bu kozmik ardalanışını çok güzel anlatıyor. Bütün o hikayeyi. Yazarı bir fizikçi Marcus Chon. Alfa Bilim kitaplarından çıktı. Öte yandan John Barrow yine çok ünlü bir kozmolog, astrofizikçi. Varlık Yayınlarından Evrenin Kökeni diye kitabı çevrildi. Bu da çok güzel bir kitap. Bilim ve Gelecek Yayınlarından 50 Soruda Evren, Çağlar Sunay yazarı. Bu da 50 Soruda Büyük Patlama ve Evren'le ilgili. Büyük Patlama ile ilgili başka bir kitap daha var. Metin Hotinli'nin. Sadece bilim büyük patlama kuramı ile ilgili bu bahsettiğimiz şeyleri anlatan 50 soruda. Evet, yine bilim ve gelecek yayınlarından. Steven Weinberg Nobel ödüllü ilk 3 dakika, evrenin ilk 3 dakikasını bir bahsettiğimiz olayları çok güzel anlatıyor. O simetri kırılımını ve kuvvetlerin birbirinden ayrışmasını. TÜBİTAK'tan çıkmıştı ama baskısı tükendi. Yakında umarım başka bir yayın evinden çıkar. Öte yandan tabii Hawking'in çok güzel bir kitabı var. Bu biraz da resimli. Ceviz Kabuğunda Evren. Alfa Bilim'den yine. Hawking biliyorsunuz çok ünlü bir fizikçi. Kara deliklerle ilgili büyük çalışmaları var. Bu resimli bir kitap aynı zamanda ve hiç fizik bilmeyenler için çok güzel hazırlanmış bir kitap. Yine Weinberg'in Kara Delikler ve Bebek Evrenler diye çeşitli yazılarından toplanmış başka kitaplar var. Bunlar az önce bahsettiğimiz konular için gayet güzel kitaplar. Bu da Alfa Bilim'den. Evet, basit Stefan bir Weinberg. Şekilde evet, açıklıyor. Bu kitaplar evet, hiç fizik bilmeyenler için çok güzel anlatan kitaplar ve yazarları da fizikçiler olduğu için iyi kitaplar. Evet. Bu programda Büyük Patlama Kuramı'nı incelemiş olduk. Bir dahaki programda aslında buradan çıkan soruları evet. inceleyen CERN deneylerini incelemeye çalışacağız. Ve tüm artık hani o yapı taşını tüm buradaki soruları açıklayarak evrenin bilinmeyen yanını açıklamaya çalışacağız. Ve artık bu maddenin evrimini bitireceğiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere o zaman. CERN deneyleriyle bir dahaki programda sizlerleyiz. Ve bildiğimiz gibi biyolojik varlıklar sürekli bir evrim içerisinde. Ancak tüm bu biyolojik varlıkların yapı taşları bildiğimiz gibi madde. Ve madde de sürekli bir değişim içerisinde. Öyle değil mi Kerem Bey? Evet, tabii. Canlı evrime geçmeden önce maddenin evrimini iyice incelememiz lazım ki canlı evrimdeki olayları daha iyi anlayabilelim. Evet. Örneğin simetri kırılımı, faz değişimi, maddenin kendiliğinden dönüşümü, bu kendiliğindenlik olayı ve rastgelelik olayı çok önemli. Evet. Bu kavramlar iyi anlaşılmıyor. Özellikle Türkiye'de kendiliğinden bir şey olmaz.
işte rastgele bir şey olmaz, hiçbir şey tesadüfi olmaz gibi kendiliğinden oluyor ve simetrik kırılmasıyla oluyor. Onu detaylandırmaya çalışalım. Şimdi burada gördüğünüz işte büyük patlamadan sonra hemen çok kısa bir süre sonra saniyenin milyar kere milyar kere milyar anında bir enflasyonist genişleme oluyor. Onu daha detaylarıyla göreceğiz. Ve evren ilk zamanlarda çok sıcak. Bu aklımızın alamayacağı kadar sıcak. Yani rakamla ifade edemiyoruz. Yani milyar, trilyon dereceler değil. 10 üzeri 32 derece. Dolayısıyla evren ilk başta çok sıcak ve gittikçe soğuyor. Şekilde de gördüğünüz gibi bu kırmızıdan maviye doğru gidiş işte soğumayı gösteriyor ve şu anda işte 3 derece. Yani 3 derece derken Kelvin derecesi tabii. Eksi bizim santigrat derecesi evet, olarak eksi 270 derecede şu anda evren. Çok soğuk. İlk başta böyle değildi. Şimdi tabii bu geçen hafta da biraz anlattık. Bu büyük patlama kuramı birden ortaya çıkmadı. İlk başta Einstein 1915'te genel görelilik denklemlerini yazdığı sırada ta Newton'dan beri gelen bir problemle karşı karşıya kalmıştı aslında. Yani normalde kütle çekim yüzünden her şey birbirine düşüyor. Yani örneğin ay bize niye düşmüyor? Aslında ayın bir hızı olmasa düşecek. Elma gibi evet. Dünyaya düşecek tabii. Ay... Merhaba, Çapıl TV'nin Haydi Atistler, Bunu da Açıklayın programının 6.sıyla karşınızdayız. Geçen programda büyük patlama kuramını incelemiştik. İncelemeye başlamıştık. Bu programda bu kuramı incelemeye devam edeceğiz. Akılda kalmış sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi evren önceden daha farklıydı ve gelecekte daha farklı olacak. Sürekli bir değişim içerisinde. Tüm bu sorulara bu büyük patlama kuramı ile cevap vermeye çalışacağız. Bildiğimiz gibi takıntılar var. Aslında işin püf noktası orası. Evrenin tarihine baktığımız zaman her şey rastgele oluyor ve kendiliğinden oluyor. Ama tabii ki fizik yasaları da var. Yani ortada bir rastgelliğin ve zorunluluğun birlikteliği var. Şimdi bunu daha detaylı görmeye çalışalım. Ekranda evrenin kısa tarihinin özetini görüyoruz. Bunu geçen hafta da göstermiştik ama buradaki detaylara girelim bu hafta. İçinde yaşadığımız evren 13.7 milyar yıl yaşında ve bu sürekli bir evrim içinde. Tabii buradaki evrim canlının evrimi gibi doğal seçilim yoluyla değil. Gerçi bazı yazarlar doğal seçilimi de buraya sokmaya çalışıyorlar ama bu farklı bir evrim. Biraz işler daha...